En son yapmış olduğum bu Diriliş filmindeki Süleyman Şah rolü karakterime çok oturdu. Müthiş, müthiş oturdu. Olağanüstü başarılı bir karakterdi. Sağ ol. Elimizde tabii ki TRT'de olduğumuz için görüntülerimiz var. Vardır, muhakkak vardır. Tabii bakalım. Bir kez daha analım. Çünkü unutulmayacak bir karakter yarattın orada. Hülya'cığım, hani bazı sanatçıları biliyorsunuz. Bazı karakterler cuk oturur. Orada da cuk oturdu bu işte. Bu kadar olabilir. Bakalım istersen. Ben Kayıboyu Bey Süleyman Şah'ım. Sizinle konuşmaya geldim. Nahak yere zindan attığınız oğlumu serbest bırakın. Ve veba iftirasıyla yurt vermediğiniz kayların itibarını iade edin. Bu söylediklerin yapılmazsa ne olacak? Sizin daha önce bize söz verdiğiniz topraklara biz yine obamızı kurarız. Fakat oğlum Ertuğrul serbest bırakılmazsa orada bir oba kurulurken burada bir şehir yıkılır. Siz bizi Haçlı Kontluğu'nun dibine koyarken kime güvenip evelallah dediysek yine ona güveniyoruz. Senin ordun ondan büyükse çık gel. Biz obamızda bekliyor olacağız. Müthiş. Çok da hakikaten olağanüstü. Çok da severek oynadım. Bu kadar başarılı olmasının büyüsü ne bu dizinin? Bu dizi olağanüstü başarı kazandı çünkü. Hala devam etmekte. Hülya'cığım, bizim Yeşilçam zamanında bayağı tarihi film çekildi. Yapıldı. Fakat ondan sonra çok uzun bir süre Türklükle tarihimizle ilgili projeler gerçekleşmedi. Şimdi halkımızda böyle bir özlem vardı. Evet. Atasına karşı bir özlem vardı. Bu filmde tam yer ve zaman olarak tam zamanında çıkınca millet geçmişini, nereden geldiğini, tarihini öğrenmeye başladı. Evet. Onun payı çok büyük. Evet, ve insanların tarihe ilgisi arttı bu diziden sonra. Yani Türkler nasıl Anadolu'ya geldiler, ilk nasıl devletlerini kurdular. O dönemde tabii ki müthiş savaş sahneleri çektiniz. Elinizde kılıçlar, atların üstünde sürekli olarak bir şey var. Neticede Anadolu'ya yer etmeye, kök salmaya gelmiş bu Türklerden, Türklerin ilk dönemlerinden söz ediyoruz. Bu karakterleri oluştururken senaryo yazan Mehmet, ben de tanıyorum, çok da Mehmet sevdiğim Bozdağ, bir evet. Genç arkadaşımız. Kendisi tarihçi olduğu için mi bu tarihi hikayeyi seçti, bu karakterleri yarattı? Çünkü yazılı olarak bunları bilmiyoruz çoğunu, neler yaşandığını o dönemde. Bize öyle bir dünya yarattılar ki biz de ona inandık. Yani gerçek gibi inandık. Zaten gerçek olma işinin aksi bir tezi yok. Değil mi? Duygularla işte o anda, o devirde nasıl yaşanmış olarak tahminler üzerine de bazı şeyler çekildi. Tabii hepsi birebir olmayabilir ama. Ama kim bilir ne kadar çok çalışıldı ön. Çok, çok. Aşağı yukarı bir sene yakın çalışıldı. Çünkü o kadar çok insan kılıç kullanmasını bilmiyor. Hep eğitim verildi onlara aylarca. At binme eğitimi, kılıç kullanma, kavga etme eğitimleri verildi. Dizi çekilmeden önce tabii. Hazırlık safhası. Hazırlandı, evet. Yani sen zaten ata biniyordun, onun için senin ders almana gerek yoktu herhalde. Yıllarca zaten at üstünde. Bana ne dediler biliyor musun? Serdar abi dediler, sen de bizden katıl, oyuncu arkadaşlara at binmeyi öğreteceğiz. Sen de destek ol bize. Destek ol dese mi başımın üstüne? Sen de gel de biraz at çalıştır. Ben de bozuntuya vermeyeyim. Peki dedim kardeşim. Gittim onlarla beraber at çalıştım. Halbuki atın ben altından girerim, üstünden çıkarım, her şeklinden binerim ata. Hani şeylik olmasın diye, saygısız olun. Peki dedim, gelirim, gittim çalıştım.